Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bana sıkça sorduğunuz çiçeğimin ismi ve cinsi. Sevgili arkadaşlarım, bu çiçeğim sukulent cinsi. Farklı isimler söyleyenler de var. Sanırım herkes değişik bir şey söylüyor. Biz ne diyoruz? Yani bizde temre otu da deniliyor. Para çiçeği de deniliyor. Sadece sukulent cinsi diyen de var. Ama şekli, şemali, görüntüsü çok güzel, çok tatlı bir çiçek sevgili arkadaşlarım. Her ortama ayak uyduruyor diyebilirim. Yani evinizin, dilerseniz balkonunuzda ya da evinizin herhangi bir köşesine koyduğunuzda çok şık duruyor. Ben o yüzden bu çiçeğimi çok seviyorum. Onu çoğalttım arkadaşlar. Aslında çoğalması çok kolay. Zaten bu tür çiçeği olanlar bilir. Şöyle bakın, bu saksıma çoğalttım. Yine şöyle küçük bir saksıya çoğalttım. Bunu da şimdi büyük saksıya alma zamanı geldi arkadaşlar. Böyle küçük yabani otlar olursa içinden temizleyelim. Büyük saksıda olurlarsa daha güzel gelişiyorlar sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi çok şık duruyor. Zaten bir önceki videomda da şık durmasının dışında nelere iyi geldiğinde sizlere söylemiştim. Mesela elimizde çıkan temre yaralarına, kaşıntılara, kızarıklıklara iyi geliyor. Şimdi onun dışında bu çiçeğimize bugün bakım günü. Çok doğal bir bakım yapacağım arkadaşlar buna. Çok doğal bir vitamin vereceğim. Bana sormuşsunuz. Ben şimdi köyden gübreli toprak getirip sizlerle paylaşıyorum ya sevgili arkadaşlarım. Çok sevdiğim takipçilerimden bazıları bu gübreli toprak evin içinde saksıya koyduğumuz zaman koku yapmaz mı demiş. Şöyle arkadaşlar, yapmıyor. Çünkü bu gübre toprakla karıştırılıyor. Evet, saf gübre, yani ineğin gübresi. Bu kuruyor arkadaşlar. O kadar kuruyor ki toprak haline geliyor artık. Bakın. Bunu bir de toprakla karıştırdığımız zaman hiçbir koku olmuyor. Hiçbir sineklenme olmuyor. Onun için bunu evin içindeki, balkonunuzdaki ya da bahçenizdeki bütün bitkilerinize, çiçeklerinize gönül rahatlığı ile koyabilirsiniz. Mesela ben bu çiçeklerimi bu toprakla diktim. Nasıl? Bakın, bu toprağım gübreli toprak. Gübreyle toprağı karıştırdım, kuru gübreyle. Böyle saksılarıma koyuyorum. Sonra çiçeklerimi içerisine dikiyorum arkadaşlar. Daha verimli oluyor. Eğer böyle dikmediyseniz, yani gübreli topraklı bir çiçeğiniz yok ise, toprağı azalmışsa bu şekilde alıp şöyle toprağın bu şekilde toprağın saksıya koyabilirsiniz bu gübreli toprağı. O zaman da sizlere, yani çiçeklerinize canlılık, ferahlık verecektir sevgili arkadaşlarım, gelişimini sağlayacaktır. Yani demek istediğim o ki, bu şekilde gübreli toprağınız yok ise köyden mutlaka getirttirin ya da alın, satılan yerlerden. Hiçbir şekilde koku yapmıyor çünkü bu gübre kurumuş gübre. Evet, şimdi bugün ben toprakları biraz azaldı, görüyorsunuz. Hem onları birazcık şöyle kazacağım, kabartacağım. Hem de birazcık daha toprak takviyesi yapacağım sevgili arkadaşlarım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu güzel çiçeklerimi, sizin gibi çiçek gibi takipçilerimle. Görüşürüz arkadaşlar. Sizden ricam, beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.